Düzce merkeze bağlı Koçyazı Mahallesi'nde Türk Kızılayı tarafından yaptırılan Kaptan Altay Altuğ Anaokulu bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Binali Yıldırım, Türkiye'deki öğrenci sayısının dünyadaki 60 ülkenin nüfusundan fazla olduğuna işaret ederek yaptığı konuşmasında gelecek 3 yılın okul öncesi hedefini de açıklayarak 2017'de başlatılan 81 ile 81 anaokulu projesi kapsamında Düzce Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulu'nun açılışını yaptık. Amacımız yavrularımıza daha iyi bir gelecek hazırlamak dedi. Ülkemizde çok şey değişti. Bugün artık memleketimizin her köşesinde eğitim yuvalarımız var, üniversitelerimiz var. Üniversite öğrenci sayımız 8 milyon 400 bini buldu. İlkokul, ortaokul öğrencilerimizin sayısı 18 milyonu aştı. Büyük bir eğitim ordusuna sahibiz. Türkiye'de 25 milyon civarında öğrencisi olan büyük bir ülke. Bir başka deyişle dünyadaki 60 ülkenin nüfusundan fazla öğrencimiz var. Bu da bizim en büyük gücümüz, en büyük kaynağımız. Sarsılmaz Fabrikası yetkililerinden de okul sözü alan Yıldırım, Sarsılmaz Fabrikası'nın sahibiyle de bir araya geldik. Kendisi de böyle bir anaokulun yapımına vesile olmak istediğini söyledi. Bu da kısa günün kârı oldu. Hayır yapmak çok güzel bir şey. Allah herkese nasip etsin dedi. Ana sınıflarında şu anda toplamda 1 milyon 300 bin civarında okul öncesi eğitim gören yavrumuz var. Yani mevcutları topladığımız zaman 2,5 milyon öğrencimiz ana okullarında öğretim görüyor. Vali Cevdet Atay ise Semiha Yıldırım hanımefendinin eğitime olan duyarlılığı ve sevgisi ışığında ilimizde gerçekleşmesinden dolayı son derece mutluyuz diye konuştu. Yarınlarımızı daha güçlü ve güvenli inşa edilmesini istiyorsak işe toplumun yapı taşı olan ve geleceğimiz olan çocuklarımızdan başlamalıyız. Sayın Başbakanım, şüphesiz güçlü temeller güçlü yarınlar demektir. Bu doğrultuda okul öncesi eğitim çocuklara İlk öğretime başlamadan önce sahip olunması gereken sosyalleşme, yardımlaşma, el becerileri gibi değerleri kazandıracaktır. Bu değerlerin kazandırılması için okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve bu tür eğitim kurumlarımızın sayısının arttırılması önem arz etmektedir. Belediye Başkanı Faruk Özlü, cehalet ve fakirlik milletimizin en büyük düşmanıdır. Bu sebeple böyle bir okulu Düzce'mize kazandıran değerli bağışçımıza teşekkür ediyoruz dedi. Cehalet ve fakirlik milletimizin en büyük düşmanıdır. Bu sebeple böyle bir okulu Düzce'mize kazandıran değerli bağışçı kardeşimize teşekkür ediyorum. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, bağışçı aileye teşekkür ederek şunları söyledi. Düzce hızla büyüyen, göç alan bir şehir. Genç bir şehiriz, Türkiye'nin en genç şehriyiz ama hızla büyüyoruz, nüfusumuz hızla artıyor. Ve bu anlamda eğitim yatırımları bizler için son derece önemli. 5 yıl önce Düzce ana sınıfında, anaokulu sınıfında 58. sıradaydı ne yazık ki. Bu 5 yıl içinde yapılan işte eğitimcilerimizin destekleri, biz siyasilerin o anlamda gayretleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle ve bu son açılan anaokuluyla birlikte, aldığı öğrencilerle birlikte çok şükür artık Düzce anaokulu sıralamasına, Türkiye sıralamasına 6. sıraya yükseldi. 5 yılda geldiğimiz yer burası. AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır'da yaptığı konuşmada kendisinin de 5 yıl bir öğretmenlik hayatı olduğunu belirterek Kızılay'ın ve bağışçıların eğitime olan katkısından dolayı teşekkür etti. Kızılay'la özdeşleşmiş bir Düzce ve böyle bir Düzce'nin de siyasetçisi olmaktan gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Çünkü Düzce'nin Kızılay'da yönetiminde, yönetsel tüm faaliyetlerinde dün olduğu gibi bugün de var. İnşallah Allah daim eder. Bağışçı Noyal Altuğ ise konuşmasında babam için en önemli şey çocuklarına, vatanına, milletine hayırlı evlatlar yetiştirmek, iyi bir eğitim vermekti. Eğer biz babamıza layık olabildiysek bu bizim için çok büyük bir onur şeklinde konuştu. Mal, mülk, para bunlar bir miras değil. Eğer biz babamıza layık olabildiysek, eğer devletimize, milletimize hayır edebildiysek
Bu bizim için çok büyük bir onur. Konuşmaların ardından anaokulunun açılış kurdelesini çocuklarla birlikte kesen Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım daha sonra okulu birlikte gezdi. Okul içinde sınıflarda eğitim gören çocuklarla yakından ilgilenen Binali ve Semiha Yıldırım çifti burada çocukların yaptıkları resimleri inceleyerek miniklerle sohbet etti ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Programın sonunda ise anaokulunun bahçesine Yıldırım çifti fidan dikti.